Sizse ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Ya sonuç olarak tek tek marka olarak incelersek zaten sadece Coca-Cola değil maalesef ülkemizde. Tayyip Erdoğan'ın buna katılmış olması herhangi bir art niyet oluşturacağını hiç düşünmüyorum. Tam tersi ülkenin istihdamı açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ağzı şişmiş olabilir. Herkes yanlış yapıyor. Biz de hocayız. Biz de yanlış şeyler söyleyebiliyoruz. Olabilir. Bundan doğal bir şey yok ki. Yani Coca-Cola, şeker, yani çok zararlı şeyler bunlar. Hani devlet büyüklerinin bunu teşvik etmemesi lazım kesinlikle. Yani doktorlar bas bas bağırıyorlar şekerin zararları. Sentetik şeker yasaklansa bile olur benim için. Kesme şeker, toz şeker. Ya asla kullanmıyorum. Yani yanlış bir haberi tabii tasvip etmek mümkün değil. Ama bu haberi ilk sizden duyuyorum. Bununla alakalı bir bilgi sahibi değilim. Yanlış söylemek de istemem. Bu yani yanlış bir şey. Coca-Cola fabrikası açıyor. Sen niye meyve suyu reklam olarak yapılıyor? Yani ben bu mantıklı. Coca-Cola bile bir kez şey değil. Türk malı değil. Yani yapıyorsa adam akıllı Coca-Cola reklamı yapsın, olsun, bitsin. Yani milletten gitse kaçak bir şey yapmasına da gerek yok. Yani tepki, çok aşırı derecede tepki veriyorum. Yani yazık, her kurşun Filistin'e gidiyor biliyorsunuz. Yaptığı çok yanlış bir şey. Zaten hiçbir şekilde sevmiyorum kendisini. Yanlış. Yani haber bütün insanları kapsayan bir şeydir. Yönlü haber yapılması zaten doğru değildir. Habercilerin gördüğünü olduğu gibi doğru yansıtması gerekir. Bu Türkiye'de zaten yıllardan beri yapılan bir şeydir yani. Doğru olup da bunu doğru göstermeyen bütün kanallarda bu var. Hükümeti desteklemeyenler hükümeti asıp kesiyorlar yani, ama habercilerin daha dürüst olması lazım. Çünkü insanlar onlarla çok vakit geçiriyor yani. Her insan hata yapabilir. Bilmiyorum, sürçü insanı eleyse affola diyelim ya.